Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir önceki videomuzda İslam tarihi ile ilgili e, İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası'nın durumuna bakmıştık. Orada yaşayan devletler olarak e, durumuna bakmıştık. Şu anda da e, sosyoekonomik durumuna bakacağız. Öncelikle e, sosyal hayatına, işte ekonomik hayatına, savaşlarına, Bunlara bakacağız daha sonra da İslam tarihine peygamberimizin doğumu ile birlikte giriş yapacağız fil vakasından başlayarak. Şimdi e, Araplar soy olarak ikiye ayrılıyorlar. Bunlardan biri Arabul Baide, diğeri ise Arabul Bakiye'dir. Arabul Baide soyu tükenmiş Arap demektir. E, bunlara hangileri örnek verilebilir? İşte At kavmi, kavmi, gibi helak olup yok olmuş kavimlere Arabul Baide'ye örnek verebiliriz. Bir de Arabul Bakiye var. Bunların ise soyu hala devam ediyor hala sürdürüyorlar soylarını. E, bu Arabul Bakiye de kendi içerisinde 3 bölüme ayrılıyor. Bunlardan biri Arabul Aribe. Yani sonuna kadar Arap, saf Arap, 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 Arabul Aribe şeklinde saf Arap tamamen Araplardır. Bir de Arabul Müstahribe var. Biz bu Arabul Müstahribe'yi daha önce de zikretmiştik. Neydi? Hazreti İsmail'in cürhümlülerden bir kızla evlenip onlardan Arapça öğrenmesiyle Hazreti İsmail'in soyundan gelen Araplara biz ne diyorduk? Arabul Müstaribe yani sonradan Araplaşanlar hatta buna Kureyş kabilesi, Sakif kabilesinde örnek olarak veriyorduk. Gelelim diğer Arap çeşidine bunlar da Arabul Müstaceme yani bir fetih sonrasında oraya İslamiyet'in gitmesiyle Arapların oraya yerleşmesiyle Araplaşmış olanlardır. Bunlar Mısır, Libya, Tunus, Fas gibi Ülkeleri, yerleri örnek verebiliriz. Demek ki iki çeşit soy olarak Arap varmış. Birinin soyu tükenmiş. Bunlara Arabul Baide diyoruz. Diğerinin soyu hala devam ediyor. Buna ise Arabul Baki diyoruz. Yani Baki devam ediyor. Üçe ayrılıyor. Arabul Aribe, Saf Arap, Arap Arap, Saf Arap. Arabul Müsâribe sonradan Hazreti İsmail'den sonra e, sonrasında onun soyundan gelenler Arabul Müsâribe yani sonradan Araplaşmış. Bunlara Kureyş ve Sakif örnek veriyoruz. Diğer ise Arabul Müstecemedir. Bunlar da fetihlerle Araplaşmış olanlardır. E, bir de Araplarla ilgili bazı bilmemiz gereken e, Tanımlamalar, terimler var. Bunlar nedir? Ee, öncelikle şunu diyelim. Araplar arasında kabile asabiyeti çok önemlidir. Kabile asabiyeti nedir? Bir kabilenin üyesi. Suçlu veya suçsuz olsa dahi onu sonuna kadar savunmadır. Yani e, sen biliyorsun ki... Ka senin kabiledeki kişi suçsuz suçludur, hatalıdır ama sen yine de onun sonuna kadar savunuyorsun. E, gerekirse kan dökülüyor. İşte buna kabile asabiyeti deniyor. Yani kabilesi içerisindeki bir üyeyi sonuna kadar savunma, asla kabilesini küçük düşürmeme Bunlar da anlaşmalı olarak bir kabileden diğer kabileye geçilebiliyordu. Ben kendi kabilemden başka bir kabileye anlaşmalı olarak geçebiliyordum. Buna ise hilf deniyor. Bu yapılan anlaşmaya hilf. Anlaşmalı yer değiştirme neymiş? Hilftir. Kendi kabilesini bir kişinin kendi kabilesini övme tefahür. Yani onunla tefahür ediyor diye kodlayabiliriz. Kendi kabilesini övüyor. Arapların. İyi, güçlü, güzel yanlarını anlatan e, şeylere, sözlere fedailul Arap denir. Yani fazilet, fedail, fazilet. E, Arapların faziletleri, işte onların iyi, güzel, güçlü yanları. Peki onların çirkin, kötü yönlerine ne denecek? Mesalibul Arap denecek. E, bu kelimeler belki karşımıza çıkar, sorularda çıkar, soru bankalarında çıkar. E, karşılaşmış olalım, duymuş olalım. Ayrıca Arap kabileleri arasında, şimdi bu kabilelere ayrıldılar bunlar. Ancak sürekli kendi aralarında da bir çekişme var. Niye? Çünkü herkes kendini en üstün görüyor. Bunlar arasında sürekli bir çatışma, sürekli bir savaş durumu var. Bunların sürekli kendi aralarında yaptıkları savaşlara genel isim olarak Eyyamul Arap denir. Eyyamul Arap neymiş demek ki? Arap kabilelerinin kendi aralarında yaptıkları savaşları niteler, savaşları anlatır. Eyyamul Arap. Bunu e, bilelim bu önemli. Şimdi bir savaş çeşidimiz daha var onu da söyleyeceğim o da önemli. Neymiş yani? Eyyamul Arap, Arap kabilelerinin kendi aralarında yaptıkları savaşlarmış. Şimdi devam edelim. Şöyle bakalım dedik ki e, tekrar zikretmişiz kabileler arasındaki savaşlara genel olarak eyyamul Arap diyeceğiz. Bir de Medine'de Evs ve Hazreç isminde iki kabile yaşıyor. Bunu zaten hicret döneminde de sıkça zikredeceğiz Evs ve Hazreç'i. Medine'de yaşayan bu iki kabile iki kavim ne derseniz bunlar kendi arasında sürekli bir çekişme sürekli ee, bir savaş halindeler bu iki kabilenin kendi arasında yaptığı savaşa ise boğaz savaşları deniyor yani Arapların genel olarak aralarında yaptıkları savaşlara Eyyamul Arap deniyor genel bir tanımlama ancak özel olarak Es ve Haz için kendi arasında yaptığı savaşı ise boğaz savaşları deniyor boğaz ve Eyyamul Arap bizim için önemli. Ayrıca Ficar Savaşı var. Bu savaş da bizim için çok önemli. Yani biz şimdiye kadar 3 çeşit savaş gördük. Biri Eyyamül Arap, diğeri Boğaz. Şimdi Ficar'a geldik. Ficar Savaşları nedir? Muhakkak duymuşsunuzdur haram aylarda yapılan savaşlardır. Biz dedik ki Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları haram aylardır. Bu aylarda savaş yapılmaz. Bu aylar hac aylarıdır. İnsanlar gelirler İşte orada panayırlar düzenlenir. Ticaretlerini yaparlar güven içinde. Ayrıca hacılar hac yapmaya gelirler. Hacılarını yaparlar. Orada işte gerekirse yine ticaretlerini yaparlar. Mekke'ye bir para girişi olur. Ve Mekke'nin hani Kabe dolayı ile yine şanı katlanır ee, ve bu şekilde barış e, dolu 4 aydan bahsetmiştik İşte bu 4 ay içerisinde eğer ki bu kabileler e, yine bir savaşa kalkışırsa yine bir savaş durumu ortaya çıkarsa bu ayda yapılan savaşlara Ficar savaşı denir fücurdan geliyor yani kötü bir iş işlemiş oluyorlar Bu yüzden bu aylarda yapılan savaşlar Ficar savaşlarıdır hmm. Tarihte bildiğimiz 4 e, Ficar Savaşı önemli olarak geçiyor. Birinci Ficar Savaşı'nın ismi Ficarül Reci, e, ikinci Ficar Savaşı'nın ismi Ficarül Ruhba. E... Rubah, 3. Ficar Savaşı Ficarül Merra ve son 4. Ficar Savaşı bilmemiz gereken Ficarül Berrat. Bu Ficarül Berrat bizim için önemli çünkü Peygamber Efendimizin katıldığı tek Ficar Savaşı'dır. Şimdi biz bahsediyoruz ya Peygamber Efendimiz de Ficar Savaşı'na katılmıştı. Gençlik yani yıllarında amcasıyla katılmıştı. işte orada ok toplamıştı. Bu hangi Ficar Savaşı'dır? 4. Ficar Savaşı yani Ficarül Berrat. Peygamberimizin katıldığı tek Ficar Savaşı budur. Bu savaşta fiili olarak savaşmamış sadece yere düşen okları toplamakla görevlendirilmiştir. Ficar savaşlarından bahsettik, Boğaz savaşından bahsettik, Eyyamül Arap'tan. Üçü de bizim için önemli bunları bilelim. Şimdi biz dedik ki cahiliye döneminde putlar önemli yer kaplıyordu. Peki bu putlara birazcık bakalım neydi bu putlar? bildiğimiz gibi ilk putu kim getirmişti? Amr bin Luhay Mekke'ye ilk putu getirmişti. Daha sonrasında da olanlar oldu zaten. E, lat putu. Lat e, şimdi biz 3 tane put sayacağız. Ayrıca bu putlar e, oraya bir put merkezi yapıyordu. Yani e, orayı putlara ibadet merkezi yapıyordu. Mesela Taif'te Sakiflilerin putu vardı. Lat putu. Burası bir e, yine putperestlik merkezi haline getirmişti orayı. Bunlar hepsi Mekke fethinden sonra tek tek bu merkezler yıkılacak. Lat putu keminmiş Sakiflilerin. Menat putu Medine'de Evs ve Hazretlilere ait bir merkezdi ve Menat putu buranın en önemli putuydu. Ayrıca Uzza putu vardı. Uzza ise Mekke'de Kureş ve Kinane'nin putuydu. Bu üç put ortak özelliği nedir? Üçü de Necim suresi 19 ve 20. ayetlerde zikrediliyor. Ayrıca üçüne Tanrı'nın kızları deniyor. Bu e, üç putun da dişi olduğuna inanılıyor. Ve bunlara Tanrı'nın kızları deniyor. Lat Sakif, Menat Medine'de Evs ve Hazreç, Uzza ise Kureş ve Kinane'nin putlarıdır. Necm suresi 19-20. ayetlerde bu üç puttan bahsedilir. Peki İslamiyet öncesi kavimlerde putçuluk ögeleri neydi? Bunlar da Nuh suresinde zikrediliyor. Bir e, olay bir ayette zikrediliyorsa tabii ki İslam tarihi açısından bizim için önemli olacak. O yüzden şimdi bunlara bakalım. İslamiyet öncesindeki kavimlerin putçuluk öğeleri bunlar Vet, Süva, Yegus, Yeuk ve Nesir'dir. Bunlar da Nuh suresinde zikredilmektedir. Bunları da bir duymuş olalım. Şimdi peki bu putlardan demir, altın ve tunçtan yapılanlar ne isim veriliyordu? Bunlara sanem hep bizim e, Arapça derslerinde duyduğumuz sanem kelimesi e, aslında putlardan hangilerine veriliyormuş? Demir, altın ve tunçtan yapılanlarına sanem çoğulu esnamdır. Şekilsiz dikili taştan yapılanlara yani herhangi bir e, insan sureti veya hayvan sureti herhangi bir şekil verilmemiş sadece dikili taş olarak bir put var. Buna ise nusup çoğulu ise ensap olarak e, isim verilmiş. Bir de ahşaptan yapılanları vardı ve sen. E, çoğulu ise efsandır bu putların demir altın ve tunçtan yapılanlar yani en kıymetliler en e, ma maddi olarak da en çok e, harcanan para harcanan şeyler neymiş sanem esnam şekilsiz dikili taş olarak dikilenler nusup ensap e, ahşaptan yapılanlar ise vesen efsandır çoğlu e, putu ip getiren zaten daha önce de birkaç defa söyledik. E Amr bin Luhaidir ve Hubel putunu getirmiştir. Bizim için önemli bir isim olmuştur. Şimdi devam edelim. Şöyle haram aylara tekrar bir bakalım. haram aylarda söylemediğimiz birkaç yer kaldı çünkü. Şöyle haram aylar dedik ki Zilkade, Zilhice, Muharrem ve Recep'tir. Bu haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir ve bu ayların yerleriyle oynamaya ise Nesi denir. Çünkü bu aylar bazen kış dönemine denk geliyordu, e, ticaret durgunlaşıyordu. E, biz bu dönemde zaten savaşmıyoruz, ticaret yapılmasını, hacıların gelmesini bekliyoruz. Ee, ama kış ayına gelince bu oran düşüyor tabii ki. Ee, Araplar ne yapıyordu? Her aya bir gün ekleyerek yanlış değilsem bu ayların yerleriyle oynuyorlar. İşte bu yerleriyle oynamaya Nesi ismi veriliyor. Bunu da duymuş olalım. Zaten bu aylarda yapılan savaşlara da Picar Savaşı deniyor. Birkaç defa söylemiştik. Şimdi gelelim cahiliye döneminin diğer bir e, sosyal durumuna. Cahiliye dönemindeki nikah çeşitlerine. Cahiliye döneminde hepimizin bildiği ve şianın da hala kabul ettiği müte nikahı. Müta nikahı nedir? Süreli nikahtır. Yani belli bir süre için nikah kılıyor. Mesela ben seninle 4 ay boyunca evli kalmak istiyorum şeklinde. 4 aylık bir nikah kıyılıyor ve bu süre içerisinde aile hayatı yaşanıyor. Bu süre bitince nikah da bitmiş sayılıyor nikahı bu şekildeydi yani süreli nikah. E, nikah bedel, nikah bedel ise eşlerin karşılıklı değiştirilmesi yani benim eşim senin eşine bedel. Gel bunları değiştirelim. Nikahı bedel, eşleri karşılıklı değiştiriyorlar. İki adam, iki kadın var birbirleriyle evliler ve bunlar birbirleriyle eşlerini değiştiriyorlar şeklinde nikahın maks. Max babanın ölmesiyle e, babanın en büyük oğlunun üvey annesini kendi nikahına alabilmesidir. Kendini eş, ola, e, eş olarak alabilmesidir. Ve zaten bir baba ölmüşse geride e, kalan eşi e, ilk olarak kendisinin büyük oğluna düşer. E, o yüzden de yani büyük çocuk üvey annesini kendine eş olarak alabiliyor. E, bu onun en doğal en büyük hakkıdır. Yani o şekilde görülüyor. Nikahı makt makt mevt şeklinde aklımıza gelir. Baba öldü, büyük oğul ise anneyi aldı. Nikahı şigara bakalım. E, nikahı şigar nedir? Mehir veya başlık vermemek için ailelerin karşılıklı olarak kızlarını birbirine vermesi. Yani e, ben bir mehir mehir biliyoruz ki İslam'da verilmek zorunda. Ama bu mehirden kaçınmak veya işte başlık parasından. E, Ödenmesi gereken ücretlerden kaçmak için iki adam karşılıklı kızlarını birbirlerinin oğullarına veriyorlar. Bu şekilde değiş tokuşu olduğu için herhangi bir ücret, herhangi bir mehir, herhangi bir başlık, başlık parası ödenmiyor. Buna ise nikahı şihar diyoruz. Nikahı istibdaya bakalım. Nikah istibda erkek çocuğu olmuyor bir kadının ve bu kadın erkek evlat için eşini başka bir kadına sunuyor. Buna ise nikahı istibda deniyor. Yani erkek çocuğu sırf yok diye kendi eşini başka bir kadına sunmasına nikahı istibda ismine veriyorlar. Nikahı hıdın var bir de bu da ücretli evlilik diyebiliriz. Belli ücret karşılığında belli bir süre birlikte yaşıyorlar ücretini veriyor. Belli bir süre aile hayatı yaşıyorlar. Daha sonradan ayrılıyorlar. Nikahı e, nikahı neydi? Süreli nikahtı. Nikahı hıdın nedir? Ücretli nikah. Bunları bilmiş olalım. Bu şekilde cahiliye döneminde nikah çeşitleri vardı. E, bu nikah çe çeşitlerinin hepsi daha sonradan kaldırıldı. Şurada e, İslamiyet'in e, İslamiyet öncesindeki bazı kurallara karşı takındığı tavırlar var. Bunlara bir bakalım. İslam cahiliye hukukuna yönelik üç temel tutum benimsiyor. Bunlardan biri ibkadır. İbka İslam'ın temel ilkelerine tamamen uyumlu olan hususların alınması. Yani e, tamamen uyumluysa İslamla o e, hususlar devam ettiriliyor. Mesela e, şeyde Kabe hizmetlerinde iki tane görev kaldırılmamıştı. Bu iki tane görev demek ki e, İslam'la herhangi bir zıtlığı, çelişkisi yok. Onlar yine benimsenerek devam ediyor. Buna ipka diyoruz. Beka'dan aklımıza gelebilir. Beka nedir? Kalmış baki yani. E, İslam'ın ilkelerine uygunsa kalıyor ipka ıslah vardır. Islah çalışmaları diyoruz zaten. Belli e, bazı kural ve kurumların düzeltilerek İslamiyet'e kabul edilmesi. Yani İslamiyet döneminde de yine uygulanmaya devam etmesi. E, bir kural var, bir e, uygulama, gelenek, herhangi bir şey var. Bunu ıslah ediyor, yani düzeltiyor. Daha sonra bunun uygulanmasına devam ediliyor. İBK, Kadan aklımıza gelecek. Neydi? E, tamamen uyumlu olanları hiçbir şey yapmadan alıyor, devam ettiriyor. Islah düzelterek, ıslah ederek devam ettiriyor. İlga nedir? Ilga da bazı kural ve kurumların tamamen kaldırılması e, İslamiyet'e hiçbir şekilde uyumu yok, hiçbir şekilde düzeltilme imkanı yok. Bunun tamamen e, kaldırılmasını ise ilga diyoruz. Bu notların tamamına Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Paylaştım bunların çoğunu. E, bu şekilde İslamiyet öncesindeki e, işte devletleri işlemiş olduk. Bir önceki videoda şu anda da sosyoekonomik durumu bitirmiş olduk. Bir sonraki İslam tarihi dersimizde artık Fil olayından başlayarak e, peygamberimizin doğumu, işte e, diğer kritik olaylarla birlikte devam edeceğiz is e, şeye, İslam tarihine. E, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan farklı notlar da paylaşabiliyorum çünkü. Sorularımız oluyor, denemelerimiz oluyor hikayede. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.